Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahumme rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve ufavvid emri ila Allah. İnallaha basirun bil ibad. Çok kıymetli dinleyicilerim, sevgili öğrencilerim, hepinizi en samimi duygularımla, hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum efendim. Bir radyo dershanesi programında daha sizinle birlikteyiz. Bu programımızda inşallah yeni bir konu çalışacağız. Kitabınızın 110. sayfasında yer alan ve İsmul Mekan başlığıyla yer alan konuyu inşallah vereceğim size bugün. İsmul Mekan şeklinde başlık var sayfa 110'da. Bundan önceki programımızda sülasi mücerret ve sülasi mezit fiillerin ismi fail ve ismi meful vezinlerini çalıştık. Şimdi ismi mekan veznini çalışıyoruz. Lâhız el fi'le ve sîgatehu ve ismel mekan. Fiili, fiilin sîgasını ve ismi mekanı incele şeklinde bir talimat var. Fiillerin mazi muzari şekilleri verilmiş. Birinci sütunda fiillerin mazisi, İkinci sütunda muzarisi, son sütunda ise ismi mekanları, mekan isimleri verilmiş. Sırasıyla okuyalım. La'ibe yel'abu mel'abun. La'ibe yel'abu mel'abun. La'ibe oynadı, yel'abu oynuyor, oynar. Mel'abun oyun yeri, oyun alanı, oyun sahası, oynama yeri anlamında mekan ismi. Tabaka yatbuhu matbahun. Tabaka pişirdi. Yatbuhu pişiriyor. Matbah pişirme yeri. Matbah kelimesinin mutfak anlamına geldiğini biliyordunuz. Ha, demek ki bunun bir anlamı varmış. Yani matbah pişirme yeri, pişirme mekanı anlamında mekan ismi olarak kullanılıyormuş Arap dilinde. Ketebe yektubu. Fiilinin ismi mekanı mektebun, yazma yeri anlamında. Cera yecri mecra, mecra koşma yeri anlamında bir mekan ismi veya akıntı yeri anlamında. Daime yed'amu mat'amun, mat'am yemek yeme yeri. Daime yedi, karnını doyurdu. Yed'amu yiyor, yer, karnını doyurur. Mat'amun, yemek yeme yeri. İsteşfa, iyileşmek istedi demek. İsteşfa, iyileşmek istedi. Yesteşfi, iyileşmek istiyor ya da ister. İsteşfanın şifa aradı, şifa bekledi şeklinde anlamları da var. Şifa aradı, şifa bekledi. Yesteşfi, isteşfanın muzarisi. Müsteşfa, İyileşme, şifa arama, şifa bekleme yeri anlamında ismi mekan ki müsteşfanın hastane anlamında kullanıldığını biliyorsunuz. Yukarıda geçen mat'am kelimesinin de lokanta anlamında kullanıldığını çok önceki dönemlerdeki derslerimizde verdik. Bu bilgilere sahip oldunuz. İsteşfa fiilinin altında yer alan inteda fiilinin anlamı toplantı yaptı. İnteda, toplantı yaptı. Yentedi, toplantı yapıyor ya da yapar. Münteda, toplantı yeri. Toplantı yapma yeri. İstahraca, yestahricu, mustahracun. Evet, istahracının çıkardı anlamına geldiğini biliyorsunuz. Mustahrac, çıkarma yeri. İstevdaa fiili var, son örnek. Son örnek olarak verilen istevdaa fiilinin anlamı emanet etti. İstevdaa, emanet etti. Yestevdi'u, emanet ediyor ya da eder. Müstevde'un, müstevde'un, emanet etme yeri, emanet bırakma yeri anlamında mekan ismi. İsmul mekan denip tanımı verilmiş. İsmul mekani huvel ismullezi yusagu minel fi'li liddelalete ala mekani hudusil fi'li. Fiilin oluş yerine delalet etmek için sıygılanan, yani fiilden elde edilen isimdir denilmiş.
Peki mekan ismiyle olarak bilmemiz gereken tanım şu: fiilin oluş yerine delalet etmek, işaret etmek için fiilin vezninden, fiilin kendisinden elde edilen bir isimdir şeklinde tanımlarız. Ve yusagu min thulathiyyi ala vezni mef'al galiben. Ve sülasi mücerred fiillerden genellikle mef'alun vezni üzere elde edilir. Mef'alun vezni üzere gelir. Galiben burada genellikle anlamında. Mislu mektep ve mel'ab ve medrese. Mektep yazma yeri, mel'ab oyun yeri, oynama yeri, oyun alanı, oyun sahası. Medresetun okul. Öğrenim görülen yer anlamında. Evet, sülasi mücerred fiillerin ismi mekanlarının mef'al vezni üzere geldiği kaydedildi burada. Mef'al vezni üzere gelir denildi. وَيَكُونُ مِنْ غَيْرِ الثُّلَاثِيِّ Sülasi dışındaki fiillerin ismi mekanları ise بِوَزْنِ اِسْمِ الْمَفْعُولِ مِنْهُ İsmi mef'ul vezni ile aynıdır. Söz konusu fiilin ismi mef'ul vezni ne ise ismi mekan vezni de odur şeklinde bir tanım var burada. Örnek olarak verilen kelimeler müsteşfa ve müstevda kelimeleri, ki birisi hastane, bir diğeri de emanet edilen yer, emanet bırakma yeri anlamına gelir. Müsteşfa ve müstevda. Peki karşı sayfaya geçelim, 111. sayfaya. Bu sayfanın başında yer alan talimata bakalım. Lâhız ismel mekâni minnele fâli lâtiye. Aşağıda gelen fiillerin ismi mekanlarına bak, onları incele anlamında bir talimat var. İnceleyelim bakalım. Celese yeclisu meclisun. Celese oturdu, yeclisu oturuyor, oturur. Meclisun oturma yeri, oturacak yer anlamında bir yer ismi. Ve ade ya'idu mev'idun. Ve ade ya'idu mev'idun. Evet, ve ade fiilinin ismi mekanının mev'id şeklinde geldiğini görüyoruz. İsmi mekanları tercüme ederken şöyle bir yol takip ederiz. Söz konusu ismi mekanın sülasi mücerred fiilinin taşıdığı anlam neyse veya sülasi mezid fiilinin taşıdığı anlam neyse, ismi mekanın anlamı verileceğinde bu durum göz önünde bulundurularak verilir. Yani fiilin anlamı neyse, eylem ne tür bir anlam içeriyorsa, onu yapmak etmek, onu yapma etme yeri diye tercüme edilir. Eylem ne tür bir anlam ifade ediyorsa, söz konusu o eylemi yapma etme yeri şeklinde anlaşılır. Ve'ade ya'idu. Ve'ade vaat etti, söz verdi. Ya'idu muzarisi. Mev'idun. Evet, mev'id randevu, sözleşme yeri anlamında kullanılan bir isim. Ve'rade yeridu mev'ridun. Ve'rade fiilinden ismi mekan mev'ridun şeklinde geldi. Darabe yadribun fiilinin ismi mekanı madribun. Habese yahbisu fiilinin ismi mekanı mahbisun. Ve son olarak daqa fiilinin, ki muzarisi yadayıku şeklinde gelir, bu fiilin ismi mekanı madayikun. Madayikun. Bu da ismi mekan olan isimlerin örneği olarak verilebilecek bir örnek. Şimdi bu bölümde verilen bir tanım var. O tanıma göz atalım. İzâ kânel fi'lü sülâsiyyü meksûral vasati. Şayet sülâsi fiilin ortası kesralı olursa, fil mudâri'i muzâride.
Şayet sülasi fiilin muzaride orta harfin harekesi kesralı olursa mislu yeclisu ve yadribu ve yahbisu, yeclisu yadribu ve yahbisu gibi. Ve kânel harful ahiru fihi sahihan, ve fiilin taşımış olduğu harflerin sonuncusu, son harf sahih bir harfse, ne demek sahih bir harf? Burada parantez içerisinde açıklaması verilmiş. Leysel vâve evil yâe evil elife. Yani elif, ya, vav olmayan bir harfse, fiilin son harfi. Bu takdirde yekûnu ismul mekâni, ismi mekan olur. Minhu, ondan. Alâ vezne mef'il. Vezne dikkat edelim. Mef'al değil, mef'il. Alâ vezni mef'il, mef'il vezni üzere ismi mekan elde edilir. Mislu meclis ve madrib ve mahbis gibi. Evet, peki ismi mekanın burada bir önceki bölümden farklı olarak işaret edilen yönü nedir? Burada şöyle bir farklılık söz konusu bu paragrafta. İzâ kânel fi'lu diye başlayan paragrafta. Şayet fiil üç harfli olur da muzarisinde orta harfin harekesi kesra olursa bu takdirde ismi mekanı mef'alun vezninde değil mef'ilun vezninde gelir şeklinde bir örneklendirme yapılmış burada. Peki biraz önce verilen formülde vezin neydi? Mef'al idi. Mef'al. Bu formülle ya da bu vezinle mef'il veznini birbirinden ayıran husus şudur. Bir önceki sayfada, 110 numaralı sayfada verilen vezin, mef'al vezni ne zaman kullanılır? Nerede kullanılır? Bu sorunun cevabını verelim. Şayet sülasi mücerret bir fiilin muzarisinin aynel harfi yani orta harfinin harekesi fetha veya damme ise o takdirde ismi mekan mef'alun vezni üzere gelir. Mef'alun şeklinde kullanılır. Hangi durumda? Muzarisinin orta harfinin fethalı ya da dammeli olması durumunda. Ancak karşı sayfada, şu an üzerinde bulunduğumuz 111 numaralı sayfada ise şu söylendi. Şayet fiilin muzarisinin orta harfi kesralıysa, yeclisu, yadribu ve yahbisu gibi ve son harfi sahihse yani mutel değilse bu takdirde ismi mekan mef'ilun vezni üzere gelir. Bu ikisini birbirinden ayrıştıran özellik bu. Nedir o halde dikkat edeceğimiz şey? İsmi mekanını elde edeceğimiz bir fiilin sülasi mücerredinde orta harfinin harekesini bilmemiz gerekli. Orta harfin harekesi fetha ya da damme olursa o takdirde ismi mekan hangi vezinde, siz söyleyin bakalım. Orta harfin harekesi muzaride fetha ya da damme olursa bu durumda ismi mekan mef'alun vezni üzerinde getirilir. Şayet orta harfin harekesi kesra ise bu takdirde mef'ilun vezni üzere tayin edilir. Mef'ilun vezni üzerine getirilir. Hangi durumda? Muzarisinin orta harfinin kesralı olması durumunda. Örnek olarak verilen kelimelere bakacak olursak meclis, madrib ve mahbis kelimeleri örnek. Peki bunların muzarilerinde orta harflerinin harekesi nasıl? Meclis ismi mekanının celese fiilinden geldiğini biliyorsunuz. Celesenin muzarisi yeclisu, ismi mekanı meclisun.
Madrib ismi mekanının fiili darabe. Muzarisi ne? Muzarisi yadribu. Darabe yadribu. Sülasi mücerred fiillerin hangi babı? İkinci babı. Celese yeclisu, o da yine ikinci bab. Haceze yahcizu, evet bu da yine habese yahbisu fiilini söylemek istedim. Habese yahbisu, bu da yine ikinci babtan. Sülasi mücerred fiillerin altı babı diye tercüme ettiğimiz ebvab-ı sittenin ikinci babına ait bir fiil. Habese yahbisu. Meclis oturma yeri, oturma mekanı. Madrib vurma yeri. Ve mahbis de hapsetme yeri anlamında yer ismi. Peki efendim. O zaman şunu öğrenmiş olduk. Sülasi mücerred fiillerin ismi mekanları için kitabımız iki vezin zikretti. Birisi mef'al vezni, bir diğeri de mef'il vezni. Yani mef'alun ve mef'ilun vezinleri. Bu vezinlerin birbirlerinden ayrışan yönleri sülasi mücerret muzari malumlarında orta harfin harekesi. Orta harfin harekesi fetha ya da damme ise mef'alun vezninde ismi mekan elde edilir. Orta harfin harekesi muzari malumda şayet kesra ise o takdirde mef'ilun vezni üzerinde ismi mekan elde edilir. Peki biraz sonra alıştırmalar bölümünde belki karşımıza çıkacak. Bu mef'alun vezninin bir istisnası var. Mef'alun vezninin istisnasıyla ilgili şöyle bir bilgi vereyim size. Normal şartlarda ancak ikinci babtan gelen fiillerin ismi mekanları mef'ilun şeklinde elde edilirken, ikinci baba ait olmadıkları halde ismi mekanlarının mef'ilun vezni üzere geldiği birkaç tane fiil var. Bunlar da yaygın olarak karşınıza çıkabilir. Mesela secede yescudu, secde etti anlamında. Secede yescudunun ismi mekanı nasıl elde edilir, nasıl söylenir? Normalde size verdiğimiz kurala göre mef'alun veznine uydurduğumuzda mescedun şeklinde gelir. Yani secde etme yeri anlamında. Ancak bu fiil bu şekliyle istisnadır ve secede yescudunun, ki birinci baba ait bir fiil, ismi mekanı mef'alun vezni üzere değil mef'ilun vezni üzere gelir. Secede yescudu mescidun deriz. Mescidun, secde etme yeri. Ha, mesciden için mescid dendiği şimdi daha iyi anlaşıldı değil mi? Sizin zihninizde daha açık hale geldi. Peki bir başka fiil, şaraka yeşruku var, doğdu anlamında. Normalde ismi mekanının meşrak diye gelmesi gerektiği halde meşrikun diye gelir. Ha, secede yescüdüden mescidun, şaraka yeşruku'dan meşrikun. Şaraka doğdu, muzarisi doğuyor anlamında olan bir fiilse meşrik, doğma yeri, doğu anlamını taşır. Peki meşrikın zıttı ne? Mağrib değil mi? Peki garube yağrubu'dan mağrab diye gelmesi gerekir. Normalde batı ya da batma yeri anlamını taşıyan ismi mekan mağrab diye gelmesi gerekir. Fakat mağrab diye gelmiyor, mağrib diye geliyor. Yağrubu'dan mağribun. Son olarak nebete yenbutu, bitki bitti, bitki bitiyor anlamındaki fiilin İsmi mekanı menbetün değil menbitündür. Öyleyse mescidun, meşrikun, mağribun ve menbitun kelimeleri kitabınızın 110. sayfasında verilen muzarinin orta harfinin harekesinin fethalı ya da dammeli olması durumunda mef'alun vezni üzere gelir ismi mekan denilen, bu şekilde verilen kaidenin İstisnası bu verdiklerim.
Evet, bu istisnaları tekrar ediyorum. Secde yescüdüden mescidun, şeraka yeşrukudan meşrikun, garube yağrubudan mağribun, nebete yenbutudan menbitun. Bunlar ismi mekanın istisna kullanımları. Bunları bu şekilde not etmeniz iyi olur. Karşınıza çıktığı zaman şaşırmazsınız, yanılmazsınız. Evet, fiilin yapıldığı yere delalet eden, fiilin yapıldığı yere işaret eden isimlere ismi mekan denir, yer ismi anlamında. Ve mef'alun ve mef'ilun şeklinde yaygın olarak kullanılan iki vezni vardır. Bunun dışında gramer kitaplarına baktığınız zaman mef'aletun ve mef'iletun şeklinde vezinlerin de olduğunu görürsünüz. Mef'aletun ve mef'iletun şeklinde kullanılan vezinleri de kaydeder gramer kitapları. Ben bu detaya girmek istemiyorum. Bu hususta tafsilat isteyen dinleyicilerimiz, öğrencilerimiz, bir önceki programımızda da değinmeye çalıştık. Edinecekleri dil bilgisi kitaplarından, sarf nahiv kitaplarından anlattığımız konuların detaylarını öğrenmek istediklerinde o kitaplardan bakarlar ve detaylarını öğrenirler diye düşünüyorum. Bahis açılmışken de tekrar hatırlatmış olayım size. Edineceğiniz dil bilgisi kitabıyla ilgili olarak da daha önceden edineceğiniz sözlüklerle ilgili size rehberlik yaptığımız gibi edineceğiniz dil bilgisi kitabıyla ilgili olarak da rehberlik yapacağız inşallah. Bizimle irtibat kurmanız durumunda bu hususta size önereceğimiz bir takım kaynaklar olacak. Bu hususta da bizimle irtibat kurun inşallah. Programımızın birinci bölümünü tamamladık sevgili dinleyicilerim. İkinci bölümde inşallah alıştırmalar üzerinde duracağız. İkinci bölümde görüşmek üzere efendim.